Hocam bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet, bugünkü takdim kimdeydi? Sende. Neydi seninkisi? Nuru hayatla o tevafül etmiş maddeler nasıl eriyor? Tamam. Nuru hayatla taafun etmiş maddeleri eritilmesi. Nasıl eriyor? Hadi bakalım çıkar bakalım Fatih. Bu haşiyeyi tekrar okuyayım abi. İsterseniz. Ha bir de oku. Evet, metni bir oku. Bir müşahade gayet cevvadane bir faaliyetle şu alem-i kesif ve süflide pek kesretle nuru hayatı serpmek ve işal etmek, hatta en hassas maddelerde ve taaffül etmiş cisimlerde kesretle taze bir nuru hayatı ışıklandırmak, o kesif ve hassas maddeleri nuru hayatla letafetlendirmek, cilalandırmak, sarahata yakın işaret ediyor ki, gayet latif, ulvi, nazif hayatta diğer bir alemin hesabına şu kesif, camit alemi zerratın hareketiyle hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor. Evet. Seninkisi eritiyor değil mi? Ha, eritiyor yani. Nuru hayatla bu camit ve kesif tahafül etmiş cisimler nasıl eriyip latifleşiyor bu manada. Şimdi sözler 530'da. Oraya okuyacağım. İncelemize bir meseledeki bir cümle var. Alem-i kesif olan dünya, alem-i ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Dünya kesif ve alem, ahiret ise ona nispeten daha latif. Hayat makinesinin işlemesiyle bu dünya şeffaflaşıyor, latifleşiyor. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nur-u hayatı serpmesi bir remz-i kudrettir ki alem-i latif hesabına şu alem-i kesifi nur-u hayat ile eritiyor. Nur-u hayat ile alem-i kesifi alem-i latif hesabına eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatini kuvvetleştiriyor. Ne anladın? Şimdi abi ben anladım, şöyle söyleyeyim de. Şimdi eritmekten benim anladığım şu, yani cüz'i bir hakikat var. Bu erimekle birlikte bu cüz'i hakikatini külliyete kalbediyor. Yani ben bunu anlamıştım, bu genel olarak manada da yani böyle bir ifade edebildim şimdi. Bir de söyle. Yani cüz'i bir hakikat var, cüz'i bir şey var. O cüz'i şey nur-u hayatla birlikte, hani hayatın girmesiyle birlikte o cüz'i bir hakikat külliyete kalboluyor. Şöyle diyebilir miyiz? Çekirdek bir cüz-i hakikat, ağaç, erimek bu, öyle mi? Ben öyle yaptım. Tamam, devam et. Bu manayla ilgili, limalarda yaratacağız. Limalar 137. Bak, aslında eritiyor, ters anlaşılıyor değil mi? Evet. Eriyince adam yok oluyor yani. Eriyince, mesela tereyağını erittin. İnsan eridi. İnsan eridi diyoruz. Aşağı doğru indi, yani özüne doğru indi gibiyken eritmek çekirdek hakikati iken hayatlanıyor, şey ağaç oluyor. Yani acaba şeyi mi okuyacak? Burada diyor bir tane fiil, alemi misalde kaf ve nunda o alemde dev gözüküyor. Yani hayat girdiği için, şuur girdiği için buradaki davranışlarımız eriyor, ötelerde dev gözüküyor. Hadi bakalım. Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'i dahi külli gibi bir camiyet verir. Yani burada alemi kesip nasıl nuru hayata maruz olunca alem-i latif hesabını eriyordu ya. Yani hayat makinesinin işlemesiyle. O manada bağlantılı olarak hayat okuyorum şimdi. Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Hani hayat girince bu oluyor. Evet.
bir dakika, bu mukaddemesin çok güzel olsun ki hayat girdiği zaman cüz ise küp, cüz'i ise külli yapıyor. Öyle mi? Buradan konumuz neydi? Şimdi, nuru hayat girdiği zaman nuru hayat yani camit ve kesif cisimleri nuru hayatla birlikte eriterek benim anladığım anda onu külliyete şey yapıyor. Kesbediyor. Kesbediyor. Külliyete kalbediyor cüz'iyetini. Şimdi Fatih şu bağlantıyı yaptım. Nuru hayat girdiği zaman taaffun etmiş kokuşmuş et parçası veya gübre eritiliyor. Eritiliyor. Spicitler Risalesi. Evet. Kaymet bahsimi o. Bu İsmail. İsmail. Eşinciremiz. Hayat girdiği zaman, bu konumuz neydi? Hayatla eritiliyor. Nuru hayat girdiği zaman. Peki bu merak ettiğin bir şeye hayat girince ne oluyor? Hayat girince demek ki cüz ise kül, cüz'i ise külli oluyormuş. Evet, yine devam ediyor. Birkaç cümle atlıyorum. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Yine bu manayla ilgili yine... Acaba şöyle olabilir mi Fatih? Buyur abi. Kocaman yani bir çekirdekten taaffun etmiş bir şey ağaç olması veya o mu yoksa ağacın erip çekirdek olması mı? Şimdi benim asıl demek istediğim limana var da yani bu tamam, devam edelim. Gelecek ben onlar şey yapıyorum yani bu dediğim mani ondan şey yapıyorum. Tamam abi. Ben öğrenmek için sordum. Şimdi yine lemalar sayfa 329'da yine hayatın burada keyfiyetini burada nasıl veriyor? Onu oradaki baş başta okuyacağım. Hayat diyor, ozi hayatta, evet, hayat ozi hayatı eksel mevcudatla münasebettar. Yani bir hayat zi hayat var, bir cüzü var. Ozi hayatı eksel mevcudatla münasebettar. Ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten. Hayat küçük bir cüz'ü en büyük bir kül kadar büyütüyor. Ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir kül ve bir küllü hükmüne gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. O zaman ne oldu? Makineyle eritiliyor ya, eritilmesi demek şekil alması demek. Mesela kokmuş bir et parçası, hayat, nuru hayat girdi, eritildi. Hangi malzeme dönüştürüldü? Kurt oldu, sinek oldu. Cüz'i küllü oldu. Ziyaret oldu yani. Başka bir eritelim okuduğu yer. Bu et parçası yarım kilo. Ama nihayetsiz sonsuza neredeyse denk mikro canlılar, sinekler, böcekler haline eritildi. Dönüştürülüyor. Hayat bir makine. Ona da istihale diyor sana. İstihale. Fakat burada sanki hayat bir yüksek fırın gibi madde oraya atılıyor, değiştiriliyor. Formatı değiştiriliyor. Yani cüz'i ise kül, cüz ise kül, cüz'i ise külli yapıyor. Yani kokmuş bir et, hayatın içine atıyorsun, hayat eritiyor. Yani şimdi bir etinin bir kışırı var, kabul edelim. Bir sureti var, kışır var. Bu nuru hayatla birlikte bu kışır eriyor. Yani nuru hayatı serpiyorsunuz o maddeye, sanki adeta o kışır, o kabuk eriyor ve içindeki lüp çıkıyor. Lüp ise bütün kainatta tecelli eden esma ilahi şeklinde düşünürsek hepsi zaten aynı olduğu için o bir kül hükmüne geçiyor. Evet. Peki Hasan abi, kül ile cüz arasındaki fark ne? Ne? Bakmıştır o. Baktım kül ile cüz arasındaki fark. Onun evsiz şey yapın, izah edin de ben. Şimdi bak. Bunu uzun uzadıya izahları var. Bazı yorumlar çeşit şey. Bir tanesi hariç, biraz sensi dahil. Risale, bak burada ne yazıyor? Külliyat.
külli. Külli. Bir parçası bu. Mesela kül. Mesela küldür. Onun bir parçası. Şimdi cüz, kül. Mesela bir organ nedir? Cüz. Cüzdür. Organın içindeki hücre nedir? Cüz'i. Cüz'in cüzisidir. Bu insan küldür. Organ, şey bir kol, cüzdür. Organın içindeki bir ben olmam. Yani kolda ben yokum. Kol, bütünün bir parçası. Ama bu kolumun içindeki hücre de DNA'sı var ben. DNA'da ben varım. Yani bütünün en küçüğü cüz'i. Ama bütünün bir parçası cüz. Cüzle cüz arasındaki fark mı oldu? Evet. Ben bir başka bir şey daha anlıyorum. Bu herkesin veya anlaması gereken, anlaşılması lazım şey, ortak yol bu. Ben şöyle anlıyorum. İnsan, şöyle diyeyim. Birisi hariç, birisi dahil. Emri nisbi, emri itibari. Yani kainat küldür, insan cüzdür. Fakat bu hariç. İç alemimizde ise içsel enfus yapısı böyle değil. Yani. İnsan küllidir. Tamam mı? İnsan küllidir. Yani arka tarafı, yani insan daha acayiptir. Kainat onun cüzisidir. Külli ne oluyor lan insan abi? Yani şöyle, külle cüz anlattım size. Kainat kül. İnsan cüz. Beşeriyet itibariyle. Mülk de böyledir. Yani mülk de melekutu diyeyim. İsmi, şöyle daha şey yapayım. İsmi zahir lügatiyle insan küldür. Kolu bir cüzdür. Ondan sonra insan küllidir. Her kolun içindeki hücre cüzidir. İnsanı taşıyor. Yani kol insanı taşımıyor. Bütünün bir parçası. Ama cüzisi insanı taşıyor. Bu ismi zahir lugatı. İsmi batın lugatıyla birisi mülkteki tabirdir, birisi melekütteki tabirdir. Nedir o? Zahirde kainatın bir insan bir cüzüdür, cüzdür. Beşeriyet itibariyle bütün kainat düşün. Arş azam, lefi mahfuz, arş, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Bu küldür. İnsan nedir? Onun bir cüzdür, cüz. Ceset itibariyle. Ya insaniyet itibariyle. Ceset, beden, her şey böyledir. Tam bu zahir şeyi, ismi batını anlatıyorum. Ama İnsanda bir hakikat var ki kainatın arkasındadır. O zaman insan küllidir, kainat cüzidir. İsmi batın cihdi. Evet, ismi batın cihdi. Kainat cüzidir. İnsan küllidir. Kainat cüzidir. İsmi batın böyle. Yani o bir de şeyde de yazmıştık ama o iki tarafı evvel ahir hepsini yazmıştık. Burada var mı bakayım de olsa bu defterde olsa söylerim o şeyi. Çünkü onlar bizim mevzumuzla alakalı değil ama o tarafı da söyleyeyim diye söyleyecektim. Herhalde bunda yok. Tamam. Evet. Şimdi abi konumuz o değil. İlhamalar sayfa 166'daki haşiyeyi okuyorum. Evet, bahtiyar odur ki Kevser-i Kur'ani'den süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nebindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Yani kendi cüz'i bir şahsiyeti var. Bir buz parçası nebinde ve enaniyeti var.
o buz parçasını büyük bir havuz içine atıp eritmek, işte o cüziyetten külliyete çıkmak anlamına geliyor. Bir daha okur musun? Çok özür dilerim. Evet, bahtiyar odur ki keser-i Kur'ani'den süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçasının evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Hı. Yani bu manada işte dediğimiz gibi yani o cüz'i hakikatini, şahsiyetini o bir buz parçası şeklindeki şahsiyetini eritip o büyük havuza yani cüz'iyetten külliyete kalboluyor manasında. İşte ben buradan çıkarmıştım manayı, eritmek manasını. Yani nur-u hayatla nasıl eriyor cami isimler bu şekilde? Bak, buz parçasını eritince onun içinde yani adeta erimek azalmak değil, bütüne karışmak. Mesela diyelim ki et kokuşmuş parça. Hep onun üzerine duruyoruz. Çünkü Lenin de bunun üzerine durmuştu. Lenin demiş ki, niye ben bunun üzerine ağzımda geveleyip duruyorum et parçası? Çünkü o 1975-76'da bunları okutuyorlardı bize okulda. Zorla. Et parçasını alın diyor, çöp tenekesine atın. Kapatın üzerine. Bak bir sürü böcek ve sinek göreceksiniz. Kurt. Allah'la ne alakası var diyor. Bak. Hani öyle bir Allah anlayışı var ki tenekenin, o çöp tenekesinin içine Allah giremez yani. Yani Allah'ın en güzel delilini yokluğuna delil yapmaya çalıştı. Yani başka bir şey dese biraz kafama yatardı da belki. Yani kokuşmuş et parçasından kurdun çıkmaz. Çünkü niye? Çıkan çıktığı yere hiç benzemiyor. Çöp tenekesine de benzemiyor. O sineği kurdun içinden çıkartıyor ve hayatsız yerden, hatta hayatı tehdit eden, zehir olan, bozulmuş et parçasından hayat çıktı. Kör et parçasından göz var sineğin. Latifelik yok ette, o çıktı. His var, hayvani duyguları var. Çıktığı yere hiç benziyor mu? Çıkan çıktığı yere benzemiyorsa, çıkan çıktığı yerden çıkmıyor. Orada gözüküyor. O mesela gözlük tezgahta oluyor. E gözlüğü yapan tezgahtardır yani. Tezgah değil ki. Tezgah bu. Kesiyor, doğruyor. Burası tezgah. Bu gözlük tezgahta oldu diye tezgahtar mıdır bu? İşte bu kokuşmuş işte bak. Buz parçası. Konumuza gene gelelim. Güzel bulmuş ama. Güzel bir şahsi manevi havuzu hayat mıdır sana vereyim? Evet. Orada? Şahs-ı manevi hayat buluyor. Şahs-ı manevi hayattır. Hayat umumiyedir. Mutlak hayattır. Senin cüz'i bir hayatın. Cüz'i. Cüz değil. Cüz'i. Onu eritince hepsine sahipleniyorsun. Yani erimenle bütüne karışıyorsun. Yani cüz'iyken küllileşmek demektir. Mesela dünya cüz'idir. Ahiret küllidir. Nur hayat girince bu eriyor. Ötekisine karışıyor. Külli oluyor. Mesela çekirdeği eritiyor, Allah hayatı giriyor. Ağaç olurken alemi latif var, alemi misal var. Rahman, Rahim, Kerim, bütün isimler ortaya çıkıyor. Yani onunla bütünleşiyor. Bak bir de oku, bir de okusun bu havuzu. Bak ne kadar harika bir şey tespit. Evet, bahtiyar odur ki Kevser-i Kur'ani'den süzülen tatlı büyük bir hamak için bir buz parçasının evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Eritmeyi gördünüz mü? Eritme. Yani şey gibi gözüküyor. Yani lügattan çıkın kafanızdan. Eritmek azalmak değil. Sinema perdesi diyor mesela. Yani perde, halk veya biz nurcular çoğunlukla perde örten diye anlarız. Oysa perde örtme manasında çok az kullanılır külliyatta. O her şeyin ortaya çıktığı zemin demektir. Sinema perdesi, toprak perdesi, hava perdesi. Yani mana ismi cihetiyle bakılırsa sana örten oluyor perde, mana harfiyle bakarsa açan oluyor. Açan oluyor. Yani orada ifade ediyor. Mesela onun için diyor, ilim ile cehalet ne kadar kalın, ne kadar mesafesi, ne kadar kalın, ne kadar kısa. Mülk ile mülküt arasındaki mesafe ne kadar kalın, ne kadar ince. Yani bu ince bir şey var işte bunlar. Evet. Gördün mü? Eritmeyi çok güzel buldu. Evet. Yine abi bu manada Kastamonu Beykası sayfa 185'te Risale-i Nur şakirtleri Ene'yi Nahnü'ye tebliğ ettikleri yani enaniyeti bırakıp
Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışması, ben yerine biz demeleri ve ehli tarikatın fenafi şeyh, fenafi resul ve nefsi emareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda biri de fenafi ihvan, yani şahsiyetini kardeşlerinin şahs-ı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin riyadan kurtulmaları gibi bu sır ile onlar da kurtulurlar. Kaynağı şey yapayım, ondan sonra izah edecek o. İki parçayı düşünün. Kaynak, iki demir. Geliyor kaynakçı. Kaynak ne demek biliyor musun? Bunu eritiyor. Bunu da eritiyor. Buraya ikisinde, bu ikisini, ikisi de tanımlayacak, ikisi de kabul edecek bir madde koyuyor. Kaynak olabilmesi için iki tarafta erimesi lazım. Üçüncü bir maddeye koyma için. Erimek bu. Bütüne sahip olman için erinmen gerekiyor. Yani kendi hakikatına çıkman gerekiyor. İzah mı yapacaktın Fatih? Yok abi, siz devam edin. Tamam. Çok he? Çok acayip teknik çalışıyor değil mi? Bir tane daha okuyayım abi yine bu manada. Tamam. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetiyle, tarihçi hayat 168. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetiyle bu ferdi feridi üstadı, kemalat-ı insaniyenin bütün envaını cami bir istidatta yaratmış ve bu istidatların da azami şekilde inkişafını irade etmiş ki bu müstesna zatı İslamiyet ağacının son asırları uzanan ve binler dal budak salan Risale-i Nur şahs-ı manevisi itibariyle bütün hakaikte üstad-ı kül hükmüne getirmiş ve topyekün İslamiyet hakikatlarının nurunu ve tecellisini Risale-i Nur şahs-ı manevisine derc ederek ehli hakikat ve kemali hayrette baktırmış ve böylece Risalet-i Ahmediye ve Hakikat-ı Muhammediye'nin cami bir aynesi olan Risale-i Nur ile Said Nursi bir Said olarak çürümüş, erimiş fakat manen bütün alem-i İslam olarak tevellüt etmiş, beka bulmuştur. Burada da yine Said Nursi bir Said olarak çürümüş, erimiş diyor. Fakat manen bütün alem-i İslam olarak tevellüt etmiş, beka bulmuştur. Yukarıda demişti, Cenab-ı Hak kemal rahmetiyle bu ferdi feridi, kemalat-ı insaniyenin bütün envanı cami bir istidatta yaratmış ve bu istidatların da azami şekilde inkişafını irade etmiş. Bu istidatları inkişafı irade edince o şekilde üstadımız da bir Said olarak çürülmüş, erimiş fakat büyük bir bütün alem-i İslam olarak tevellüt etmiş diyor. Eriyince eridiği bize mal oldu. Şeride o Emirda da bir çürüme tabiri var yani. Bu manada diyor da. Yani Said çürüdü eridi. Evet. Demek ki erimek bütünlük içinde olan bütünlük kazanmak. O zaman zahirden erime ismi zahir. O zaman ispatın cihetiyle erime ne oluyor? Yoksa ismi yani zahirde anlamazsın ki. Erime azaldı, kayboldu. Mesela şöyle. İsmi zahirle et eridi. Kurt oldu. İsmi batın cihetiyle et eridi ama bütün kainatın aslı olan hayatı kazandı. Hakiki varlığı ortaya çıkarılmaktadır. Kainatın arkasına geçiyor olay. Hasan abi, o zaman ölümle beraber eriyorsun, beka alemlerini kazanıyorsun. Yani evet. O da bir erimek. Yani beden eriyince, hani nur hayat giriyor, beden eriyor. Yani mesela diyelim ki dünyayı eritiyorsun. Dünya kesiftir. Neyin üzerindedir perde? Alemi melekut, alemi gaybin üzerine örtülmüş tenteneli bir perde. Öyle diyor ya. Alem-i şehadet. İşte bunu erit, alem-i şehadet. Alem-i şehadet eridiğin zaman hemen altındaki gözüküyor. Erimek peki bu manada nedir? Mutala etmek erimektir. Müzakere etmek erimektir. İşte abi, o manada burada bir yer var da onu okuyacaktım, tamam. Öyle mi? Hadi oku bak. Büyük Besleme Nuriye sayfa 295. İğne, ey kardeş bil ki tefekkür, dediniz ya müzakere mütalebimize, burada tefekkür diyor. Tefekkür, barit ve camit olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi. Görüyor musun? Tefekkür, barit ve camit olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi. Yani bu gaflet bir buz gibi adeta.
tefekkürle birlikte bu buzu biz su haline getiriyoruz. Buz haline, şey, su haline getirdin mi bir sürü bitki için büyüt. Yani o kendi enaniyetini, şahsiyetini bir buz gibi ya, tefekkürle birlikte insan o cüziyetten külliyata çıkabilirse o zaman o firdevsi bir hayat olur. Bu manada yani. Diyor ki tefekkür barit ve camit olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi. Bir de şeyi de izah ediyor. Gafletin tarifi yapıyor. Gafletin tarifi neydi? Gafletin tarifi neydi? Barit ve camit. Camit. Yani, bir dakika, barit ve camit olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi diyor. Tefekkür bir nurdur. Ha, tefekkürü de izah etti aynı zamanda. Evet. Yani gafleti, yani barit, soğuk ve camit. Yani buz soğuktur ve ölüdür. İşte bunun adı, buzun adı gaflettir. Hiçbir şey yaramaz. Dondurur adama, nereye sorarsan bitirir işini. Hayatiyetini yok eder. Donarsın yani. Hayatın yok olucu. Tefekkür ise bu buzu eritendir. O zaman insanın maneviyatı soğuk ve camit oluyor yani tefekkür olmak. Yani adam şey ya, meymenetsiz. Bir tutacağın hiçbir tarafın yok yani. Ayrı hayatına işte böyle. Gel de bununla evlen mesela. Ayrı hayatı kur. Gafil adamdan. Nasıl olacak? Anlamıyor ki. Ya niye böyle çıktı? Ya kardeşim niye çıkmasın? Zaten buz gibi adamdı. Buz demek gaflet ve camit. Manen ölü. Soğuk demek hayatiyet yok. Yani namaz yok. İbadet yok. Din yok. Buna buz denilir. Hayat yok. İmtizaç olmaz. Başka bir madde olmuyor. Mesela bak. Elime bakın. Bu bir demir parçası düşünün. Bu da demir parçası. Ayrı. Kaynak makinesini getirin adamla. Tamam. Tut. Ne yapıyor biliyor musun? Bunu eritiyor. Bunu da eritiyor. Bununla ikisiyle alakası olmayan ama ikisinin de kabullenebileceği, kabul ettiği bir madde bırakılıp ikisini birleştiriyor. Aslında eritmek aralarına girip veya aralarındaki hakikati, ayrılan hakikatları birleştirip bütüne gelmektir. Mesela et parçası hayattan kopmuştu. Esma'dan kopmuş. Yani bir tek bir vücudu vardı. Fakat bunu bir eritiyor, ahirette kaynak yapıyor. Kaynak yapıyor, kaynak. Nur-u hayat, kaynak yapıyor. O zaman o erimese çıkmayacak hakikati değil mi? Yani o kaynak vermese nasıl şey yapacaksın? Mesleğimiz itibariyle tefekkür erimektir. Ondan sonra cemaatta imtizatsız çok adamlar rastlıyorsunuz yani illa benim... Sen değil mi? Yani kalıyor 3 gün 5 gün hemen geçimsiz. Hemen bir iddiada bulunuyor. Mesela bir tane. Ya kardeşim herkese bir tek oda yapabilir miyiz? İmkanı var mı? Koyuyorsun koca bir odaya 3 kişi, 2 kişi, 1 2 kişi ya. Onda bile bahane buluyor. Erimiyor ki. Buz gibi. Buz demek camit, ölü ve barit. Tamam. Buz unutmayın. Buz gaflettir. Güneş tefekkürdür. Hep güneşi misal verdim. Tefekkür demek güneş demektir. Güneş ayrı ayrı elmayı, muzu, şeftaliyi, üzümü büyütüyor ya. Onları büyütüyor ya, hakikatine ulaştırıyor. Hakikatinin miracıdır der. Kalı Mesnevi de der ki tefekkür cüz'i hakikatını hakiki hakikisi, hakaiki olan Esma'ya doğru götüren asansörler gibidir. Yerin altındaki madeni yukarıya çıkarıyor. Tefekkür, cüz'i bir hakikati aslı olan Esma'ya birleştirme, kaynaştırma serüveninin yöntemidir. Yöntemdir, yöntem. Peki tefekkür nasıl olacak? Nur, Risale-i Nur okuyan. Bir şey yapmasına gerek yok. Risale-i Nur okuyan da şuurlu veya şuursuz. İster bil, ister bilme. Her Risale-i Nur okuyan da 4 vasıf inkişaf eder. Senin iradene bağlı değil. Senin o tarafını bombalıyor. Yani Karadeniz'in suyu kayaya vura vura uyduğu gibi. Risale-i Nur okuyan da 4 tane özellik gelişir. Senden ihtiyarın dışında. Ats, fakr, şefkat, tefekkür. Evet abi. Bak nasıl hem mülkte kullanıyor havuz. Hem de şimdi enfusi misal verdi. Evet. Zaman tutuyor şimdi.
Sözler 437. Hı. 437, 25. söz mü? Yok, ha, evet 25. söz. Şimdi abi, Mesnevi Nuriye'de mesela enaniyet ve tabiat, ikisi de tağuttandır diyor ya. Tağut. Yani şimdi bizim deminki vermiş olduğum tefekkür bahsindeki şey, enaniyet şeydi yani. Gaflet. Enfüsü şey bakıyordu. Yani o insanın enaniyetini, mefhum olan enaniyetini eritmesiyle, bir buz parçasının evindeki enaniyet eritmesiyle bir havuza kazanıyor ve bütün mahlukata, yani bütün şeye, bütün bir vücuda sahip olabiliyor manada yani. Manada bir enfüsü bir şeydi. Şimdi bir de şey var, 437'de de yine bu manada bu afaki cihetini ele almış. İsmi zahir yani. İsmi zahir diyebiliriz. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim nazarı. Ama Kur'an ise şu hakikatteki dünyayı dünya cihetiyle. Yani şimdi o 530'daki misaller vardı. 4 tane misal vardı. Buz, su vardı. Değil mi abi? Ruh, ceset, ruh. Buz, su, luk, kışır, lafız, mana, ruh, ceset. Dört. Bunları şey, hani öyle de diyor, dünya ve ahiret manasında bunu tatbik ediyordu. Tamam, evet. Yani dünya ve ahiret. Yani onu oraya manlıyor. Ahiret hesabına, yani işte eriyor, inceleşiyor manada yani. Hayatla birlikte. Hani o 4 yöntem, dünyayı ahirete dönüştürme yöntemi. İdiom. Kur'an-ı Kerim'de nazarı nasıl? Ama Kur'an ise şu hakikatteki dünyayı, dünya cihetiyle, ayetleriyle, burada ayetler var, ayetiyle pamuk gibi hallaç eder atar. Tekrar ayetler var, evvelem yanzuru ilahir gibi beyanatıyla o dünyaya şeffafiyet verir ve bulanmasını izale eder. Evet, Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle dünyaya şeffafiyet verir ve bulanmasını izale eder. Allah nuru semavati vel ard ve mel hayatu dünya illa la'ibun ve lef gibi nur efşan neyiratıyla camit dünyayı eritir. Yani camit dünyayı eritiyor. Alim ayet hesabına bu dünyanın üstündeki tentenli perdeyi kaldırıyor. Allah. Allah nuru semavati ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعَيْبٌ وَلَّحْوٌ Allah Allah, ne acayip ya. Oyun. Dünya hayatı, oyun. Yani bu manayla bakılırsan eriyor. Dünyalıktan çıkıyor. Ahiretin bir mezrası, bir şubesi oluyor. Eğer bu ayette bakmasan, dünya camit oluyor ve buz gibi oluyor. Aynı şey ama. Çok ilginç. Efelem yanzuru ila efelem yanzuru fi melekutu semavati ve la efelem yanzuru ila semai fefkam akhir hep bu ayetler. Efelem yellezine keferu anne semavati ve la kâneta retkan bu da böyle. Bak eritince ayrışıyor. Burada da şeyde el kariyatu mel kariya iza vakatun vakiya اَتْتُورِ وَكِتَابِ الْمَسْتُورِ Allah Allah. Yani aferin, ne güzel şeyler bulmuşsun. Ama Kur'an ise şu hakikatteki dünyayı, dünya cihetiyle اَلْقَارِيَةُ مَلْقَارِيَ ayetiyle pamuk gibi halaç eder, atar. Değil mi? Evet. Allah Allah. Yani dünya müstakil düşünemezsin yani. Odunu içindeki nursuz düşünemediğin gibi. Bu kadar mıydı? Yani abi işte bu manada işte bunun neticesi olarak yani nuru hayata mazhar olan bir insan yani bu manada ki haletleri nasıl değişir? Mesela sayfa... Ha bu da çok önemli. Bu söylediğin ha. Şimdi netice itibariyle bana ne kazandıracak? Yani mesela başka bir yerde gidiyorum ya. Şunu orada okumayacağım. Mesela İmam Ali radıyallahu anh demiş ya işte halim gayb. Açılsa yakinim ziyadeleşmez. İşte ben hep bundan şey yapıyorum mesela. O çünkü o cüziyetten külliyete çıkmış. O nuru hayatla birlikte o şekilde manaya terakki ettiği için yani bu manalara mesele olmuş. İşte onu okuyacağım şimdi. Yani bu nuru hayatla birlikte o süfli ve cüz'i hakikatler nasıl külliyete çıkabiliyor? El
Elhasıl madem Sani Zülcelal vardır ve bakidir ve sıfat ve esması daimi ve semmedidirler. Elbette o esmanın cilveleri ve nakışları bir manevi beka içinde tecrüt eder, tahrip ve fena, idam ve zeval değildirler. Malumdur ki insan, insaniyet cihetiyle ekser mevcudatla alakadardır. Onların saadetleriyle mütelezziz ve helaketleriyle müteellimdir. Hususan zihayat ile ve bilhassa nev-i beşerle ve bilhassa sevdiği ve istihsan ettiği ehli kemalin alamıyla daha ziyade müteellim ve saadetleriyle daha ziyade mesut olur. Hatta şefkatli bir valide gibi kendi saadetini ve rahatını onların saadeti için feda eder. İşte her mümin derecesine göre nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile, yani ben buradaki nur-u Kur'an ve sırr-ı imanı şeyde anladım ben, nur-u hayat manasında da anlayabiliyorum. Evet, nur-u Kur'an ve sırr-ı iman. Nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile, yani her mümin derecesine göre nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile, dedim anladım manada, bu cüziyette külüete çıkıp bütün mevcudatta alakalı olabiliyor. Onların saadetiyle saadetlenebiliyor. Dünya ve ahireti bir yaşayabiliyor yani manada. Her mümin derecesine göre nur-u Kur'an ve sırr-ı iman ile bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ve hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymetler mektubat-ı Rabbani olmalarıyla mesut olabilir. Ve dünya kadar bir nur kazanabilir. Herkes derecesine göre bu nurdan istifade eder. Bu sırrı o... İnsan o alemleri eridiğine alamet olarak fiilde ne gözükür? Simadan gözükür bir. Davranış olarak gözükür, konuşmada gözükür, fedakarlıkta gözükür, umuvvette gözükür. Hep bu erime ile alakalıdır. Nur-u hayat girdi mi? Yani ne girdi ki adamın siması değişiyor? Hani namaz kılıyor, sima değişiyor. Kur'an okuyor, sima değişiyor. Namaz kılmıyor. Yani niyeti değişiyor, sima değişiyor o zaman. Niyet evet. Çok değişiyor. Niyet, utanıyor, kızarıyor. Hani usta müdüre farklı niyetle geldiğin zaman yılan suretini görüyorum seni diyor. Evet, ya. Ya çok acayip bir şey. Erimek yani. Sıyrılmak aslında. Halkın anladığı, yani sokaktaki logat manasıyla anlamayacağız. Erimek ayrışmaktır. Hayır. Erimek aslında doğru seyahatin adıdır. Bir inkişafın hakikatini. Yani mesela alem-i ervahtan gelirken katılaşıyor. En katı atom. Evet. Bu sürecin tersi. Yani buradan suya geçmek. Evet. Ondan sonra böyle o suyu da erit, taşık o enerji esir böyle git. Bu yani aslına doğru seyahat etmenin adı erimek. Üzerindeki perdeleri kaldırmak. Yani cila değişti, nur okuduk değişti, erimek daha değişik. Nasıl ki eşya ilimden kudretin tahallüki vücudları gelmiş tekrar. Evet aynen. Mesela dima eritmek, ilim ile eritmek. İlim ile eritmek. Mesela ya bunu gördüm, eridim kardeşim. Çok acıdı ya. Ben eridim, keşke görmeseydim. İçim eridi. Yani latifleştim. Mesela dertler de adam eritiyor. Latifleştiriyor. Hüzün latifleştiriyor. Servet siyat kabalaştırıyor. Kesifleştiriyor. Bazen de insan şeyi bozuluyor sana. Muvazeneyi bozuyor. Kim, neyi? Dertler, sıkıntılar. Ha, yani dertleri ve sıkıntıları eriyor ama farklı şekilde eriyor. Yani kontrolsüz eriyor. Allah devrede koymadan o zaman denge bozuluyor. O da eriyor. Yani ifrat tefriti var bunun. Mesela vasatı nedir şeyin? Vasatı hakikatine doğru uğraş etmektir. Yani cüz-i hakikatını külli hakikat olmak. Çekirdek özelliğini ağaç olmak. Bu erimenin vasatı. Bunun dışında ifratı ise aklını kaybetmektir. Manayı, ismiyle dengeyi kaybetmektir. Tefriti ise gaflettir, buz gibidir. Erimez.
Buz ne demektir? Camittir ve soğuktur. Demek ki erimenin ifrat, tefrit vasatı da bu. Adam eriyor, her şeyini feda ediyor, dünya için kafayı da yiyor. Erimek, o da erimek. Onun için her bir duygunun, her bir latifenin, her bir kelamın, her bir kelamın ifrat, tefrit vasatı var. O zaman ders yaparken bu kelamın ifrat, tefrit vasatı ne cevap arayacağız? İki, her bir kelam nereye çalışıyorsak evveluhu, ahiru, zahiru, batinu. Şimdi Fatih zahir ve batınla uğraştı erimenin. Peki, evvel olarak erimeyi anlat şimdi. Var mı? Çalıştın mı? Yok abi. Yani Allah kainatı esmasıyla eritiyor. Değil mi? Esmasıyla eritiyor. Peki, Allah bu kainatı hayat ve zerrelerin hareketiyle meyvedar yapıyor. Ahir. Yani mesela çekirdek evveluhu, meyve ahiruhu, ağaç zahiruhu, içindeki sistem batını. Bu derste işledi zahir ve batın. Evvel ve ahir yok. Tamam, batını çok güzel işledi, çok güzel yakaladı. Allah yakalattırmış. Yani enaniyetini eritmek, hakikatini eritmek, düşünceni eritmek. Ben de eyleme şey yaptım. O eylemi çok sevdiğim için onu da kattım. Size lazım, hepimize lazım. Odada geçimsiz olmak, karı koca geçimsiz olmak, iş yerinde geçimsiz olmak, erimemek, bütüne gelememek. Yani derler ya, ne kaba adam ya. Erimiyor ki kardeşim. İş yerinde diyorlar. Eriyince ne oluyorsun? İş yerindeki güç kadar güç oluyorsun. Sen senlikten çıkıyorsun. Ama iş yerinde sana diyorlar ki kim var? Tek kaldı. Kimse seni bütünlemiyor. Kimse seni sahiplenmiyor. Peki, evveluhu itibariyle bakalım. Allah canibinden bakmak. Allah esmasını eritti. Yani külli bir süreçten geçirerek getirdi. Atom olarak gelene kadar bu süreçlerin adı evveluhu. Ahiru, meyve şekline hulasalanması, cüz olması. İnsanı kainattan, kainat eritiyor. İnsan meyvesi denilen cüz yapıyor. İnsan kainatın cüzüdür. Cüz. Peki, batın cihetiyle insan kainatın küllisidir. Kainat cüzidir, insan küllisidir. Bilerek söylüyorum. Lugat değişik ama. Batın cihetiyle. Batın, ismi batın. İsmi batın cihetiyle. Mesela, İsmin zahir cihetiyle Azrail gelir, ruhumuzu alır gider. İsmin batın cihetiyle Azrail gelme, zaten burada Azrail gidiyor. Zaten burada. Yani burada derken kendisinin bir... Yani şu, çekirdek ya, ağacın çekirdeği. Bütün ağaç bundan çıkmadı mı? Peki, çekirdekten ağaç çıktı, çiçek, meyve çıktı diye çiçeğin, çekirdeğin içi boş mu? Değil. Yok. Çiçek de yok mu burada? Peki bütün kainat, Cebrail, Mikail, İsrafil, cennet, cehennem, arş, kürs, insandan yapılmamış mı hakikatinden? İnsandan yapıldı diye insanın içi boşaldı mı? O zaman azrailik yok mu bizde? Yani çekirdekte çiçeklik yok mu? Çekirdekte dallık yok mu? Meyve yok mu? Koku yok mu? He? Hepsi var. Var. E bende yok mu Cebrail şimdi? Bir kuvve olarak var hepsi. Bir kuvve var. O zaman ismi batın cihetiyle vefat demek, Azrail gitti demektir. İsmi batın cihetiyle konuşuyor. Cebrail, Ceberut, Cebr. İsmi zahir cihetiyle hayat verildi. İsmi batın cihetiyle kimlere verildi ki? Zaten hayat İsrafil'dir. Hayat etim İsrafil. İkinci şua. O zaman abi ölümle beraber konuşma da gidiyor. His ve şuurun da gidiyor. Dolayısıyla dört melek de senden gidiyor yani. Gidiyor. Bedensel yapıdan gidiyor. Bedensel yapıdan. O daha külli bir yapıya geçiyor. Yani burada konuşunca birden bir yere kadar bu kadar. Orada ahirette konuştuğun zaman her yerde, her aynı makamda ve farklı farklı seviyede işitiyor.
Mesela şu anda konuştuğumuz zahirde siz duyuyorsunuz. İsmi batın cihetiyle bu konuşma meleği âlâya, âlem-i erbahlara, misallere yankılanmıyormuş. Şu anda onlara alakadar değil mi? İsmi batın cihetiyle böyledir. İsmi batınla zahiri beraber böyle işlersek ne kadar? İsmi zahir batın. Evvel ve ahir. Yani çekirdek, meyve, ağaç ve sistem. Bu dört tane isme ne kadar aşına peyda edersek dünya ve ahiret o kadar eşit olur. Hatta öyle bir hale gelirsiniz ki, geliriz ki, odunu düşünürken nursuz düşünemezsin. Odundan nuru alırsan odun yoktur. Odundan nuru alırsan odun yoktur. Buzdan suyu alırsan buz yoktur. Bu dünyadan da ahireti alırsanız dünya yoktur. Dünya odundur, ahiret içindeki nurdur. Cennet, yani müsbet. Odun içindeki duman da cehennemdir. O buzun içerisindeki su, eriyen, su hayattır. Buzun içindeki soğuk, cehennemdir, zemerir. Buzun içinde su var, hayatın sebebidir. Ama o suyda da soğuk var, buzda da. Buzda ne var? Buz var, soğukluk. O da zemherir, cehennemin sıfatıdır. Yani nursuz odun olamadığı gibi, susuz buz olamadığı gibi, dünyasız, ahiretsiz de dünya yoktur. Ahiret ile dünya arasındaki fark, odun ile odunun içindeki nur arasındaki fark. Tövbe yani odun içi diyorum. Odun içi denen bir şey yok. Nur odunun içinde değil. Ne içindedir, ne dışındadır, ne evvelinde, ne ahiret. O nur odun gibi gözükmüş. İçinde ne demek içi? Sanki dışında yok. Nur odun gibi gözükmüş. Ahiret dünya gibi gözükmüş. Menzilidir diyor ya şüphesiz. Ne olacak işin öyle? Ölüm denilen şey nedir ki o zaman? Buzdan çıkmaktır. Odundan çıkmaktır. Eritmek bu. Dört tane. Peki, erimenin ifrat tefrit vasatı. Osman söyle bakalım, vasatı nedir? Biraz önce anlattı. Eritmeyi. Eritmenin abi... Vasat. Vasatı. Ve ifratı, söyle hepsini. Nuru hayatla beraber Cenab-ı Hak namına onun marziyatını bilmek namına erimek. Onun ve ahirete namzet bir şekilde, beka alemlerine namzet bir şekilde gelmek. İfrat? İfratı ise abi bu noktada, erime noktasında zihni, akli, kalbi, letaifi, melekeleri kaybetmek abi. Tamam, çok güzel. Tefrit? Tefrit de bunların hiçbirini hatırına getirmeden aynı bir odun mesabesinde veyahut ne yapacağını buz bilmeyen bir buz mesabesinde kalmak. Tamam, güzel. Bir de sen Fatih anlatır mısın? İfrat, tefrit, vasat. Farklı mı bakayım nasıl anlat? Benim de yani aynı manada şimdi. Ben tamam. Çabalamıştım. Yapmamıştın? Tam şey yapmamıştım. Dinlememiştim. O anda. Başka bir yere bakıyordum. Ha, başka. Yani ifrat arkadaşlar bir cüzi bir hakikatını et parçası, elim böyle yapıyorum, et parçasını böyle kafanıza böcek çıkıyor, haşere çıkıyor. Ne yaptı? Onu burada kaldı, burada toprak olacaktı. Ve et parçası çürüdü, toprak oldu. Allah çürüme demektir haşere. Et çürümek demektir kurt. Neresi çürümek ki bunun? Yani etin ölümü demektir kurdun dirilmesi. Hani neresi öldü ki bu? Neresi öldü bu? Buna ölüm mü deniliyor? Sanki etin yani daha güzel bir şekilde şekillenmesi. Tabii. Cüzi bir tane et parçası iken milyarlarca canlıların duygu ve hisleri, gözü, kulağı, hayatı, latifeleri olan mahluk çıkıyor. Bu neresi ölüm? Etin ölümü demek, bunların çıkması demek. Bu eriyor, bu vasat. Bu erimeyi Allahsız düşünmek, tabiat, doğa, şeytanlık, bu kafayı yemek, ifrat. Böyle bir şeylerle hiç alakadar olmama. Ya neler konuşuyorlar bunlar ya. Şuraya bak. Tefrit, odun, buz. Gaflet, gaflet ne demekti? İki sıfatı var. Camit, barit. Soğuk ve ölü, buz. Buzun adı gaflet.
Güneşin adı tefekkür. Ondan sonra tefekkür hem onun soğukluğunu kaldırıyor, hem suya dönüştürerek bütün bitkilerin neşine var. Bitki diyor, toprak demek ruh demek. Bütün çekirdekler istidat ve kabiliyet demektir. Güneş de tefekkür demek. O buzu eritiyor, bu kadar bitkiler neşine mapuluyor. Bu da bu buz ve soğuk kalmak tevhid. Allahsız olayları düşünmek, yani hakikatini bozmak, çökertmek. Dengesiz oluyor, muvazenesiz oluyor, parasıyla günah çok işliyor, meziyetiyle, konuşmasıyla, yani gücüyle vesaire, güzelliğiyle, nesi varsa erimediği için şerde mal oluyor, kafayı yiyor yani. Mesela diyelim ki dünya cihetiyle kafayı yiyenler var. O da erimemenin şeyi. Erimek ise o cüzi hakikatını külli olmak için, havuzu kazanmak için buz gibi olan gafletini, enaniyetini, yani buz gibidir gaflet ve enaniyet. Nedir o? Buz soğuktur ve donuktur, şey, katıdır. Onu eritince havuzu almak. İşte bu vasat. Peki, burada duralım. Yarın neydi? Yarın bitti. Rahir davahım. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.